Sadece tahminler vardı. Peki ne oluyor şu anda İran'da? Yani bu zehirlenmelerin sebebi, gerekçesi, içeriği, amacı ne? Yani şu an ortada çok net bir durum yok. Hala muallaklık devam ediyor. Olayın başladığı ilk günden bu yana. Çünkü aşağı yukarı 30 Kasım olması lazım olayın başladığı tarih. 30 Kasım'dan bu yana bir muallaklık var. Başlangıçta bir önemsenmeme durumu oldu hükümet tarafından. Münferit olay olarak yorumlandı. Fakat sonrasında kumun dışında, ilk biliyorsunuz kumda gerçekleşti bu olaylar. Fakat kumun dışında başka yerlerde de olaylar görülmeye başlayınca sosyal medyanın ve basının ilgisi artmaya başladı. Ve hükümetin dikkatini çekmeye başladı konu. Bu süreç içerisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Pinhani yani bunun münferit olduğunu, yani bunun kız öğrencileri okula gitmesini istemeyen kişiler tarafından yapıldığını söyleyen ilk isim oldu. O günden sonra gene net olarak böyle bir isim cisim kimse tarafından zikredilmedi ve mecliste de kum milletvekilleri de yaptığı açıklamalarda hani konu araştırılıyor, işte bakılıyor, suçlar kısa zamanda cezalandıracak tarzı böyle siyasi yuvarlak açıklamalarla konuyu geçiştirdiler. Bununla ilgili kayda değer tek bir şey söyleyen, hani grup ismi zikreden Kum İlim Havzası Müderrisleri Birliği üyesi ve medrese hocalarından bir isim var. Muhammed Taki Fazıl Mibedi diye bir isim. Şark gazetesine, İran'da Şark gazetesine bir röportaj verdi. Orada Hezara Gera denen, bu milenyumcular diye çevirebileceğimiz bir muhafazakar gruptan bahsetti. Bu ilk defa bir grup adı zikredildi bu noktada. Bunların işte gene aynı şekilde aslında Sağlık Bakan Yardımcısı'nın söylediği bir paralellikte dedi ki bu işte grup kız öğrencilerin okula gitmesinden rahatsız. Bir ortada bir terör ortamı, bir korku ortamı yaratarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diye bir açıklama yapıldı. Fakat yine de çok böyle kayda değer bir tutuklama, bir işaret vesaire dedikoduda kaldı yani mevzular. Sadece o öyle dedi, bu böyle dedi şeklinde kaldı mevzu. Herhangi bir durum olmadı. Dolayısıyla şu anki geldiğimiz noktada muhafazakar taraf, dış mihraklara bunu suçlayanlar var. İşte ülkeyi zor durumda bırakmaya çalışanlar bunu yapıyorlar. Zaten kadın konusunda hassas bir durum var. Bu hassas durumu daha da kaşımaya çalışan gruplar yapıyor derken muhalifler de bunu işte hükümetin sivil itaatsizliğe dönüşen başörtüsü meselesinde insanların daha böyle korkutarak o sivil itaatsizliğin önüne geçmek için önlem almaya çalışma çabası olarak değerlendirmekte konuyu. Peki bu zehirlemelerle ne mesaj verilmeye çalışılıyor olabilir? Çünkü böylesi durumlarda kime fayda sağlar, kime yarar sağlar diye bakmak lazım. Öyle değil mi? Yani bir olay olduysa, hala da çözülemediyse, bahsettiğiniz kadarıyla işte 5 ay oldu yani başlayalı. Hala ne olduğu bilinmiyorsa. Mesela maddeyi tam bilebiliyor muyuz? Yani ne işe yaradığını, nereden temin edilebileceğini, bunları bulmak o kadar zor olmasa gerek. Yani şöyle, Meclis Eğitim Araştırma Teknoloji Komisyonu Başkanı bir açıklama yaptı bununla alakalı. Düşük dozda bir nitrojen gazı kullanıldığını söyledi. Zaten burada da enteresanlık şurada, öldürme maksatlı veya yaralama maksatlı bir şey yapılmıyor. Yani bu kişiler hastanelik oluyorlar, belli semptomlar yaşıyorlar ve sonra çıkıyorlar. Burada bir terörize etme durumu söz konusu, yani bir korkutma durumu söz konusu. Fakat dediğim gibi yani devrim rehberi Hamene'yi direkt idamla cezalandırılması gerektiğine yönde sert bir açıklama yaptı bununla alakalı. Hükümet kanadından yine sert açıklamalar geliyor. Ancak hiçbir şekilde ne bir fail bulunabiliyor ne de bir isim veya bir grup zikredilebiliyor. O muallaklık içerisinde bir yeri işaret etmek ya da bir şey demek çok zor. Peki o bahsettiğiniz de grup mesela, o zikredilen grup adı, bir örgütten bahsettiniz, bir yapıdan bahsettiniz. O yapı kimlerden oluşuyor? İçinde kimler var? Kaç kişilik bir şeyden bahsediyoruz? Asli görevleri ne? Neyi savunuyorlar? Yani çok detaylı bir şekilde bir bilgi dökülmedi henüz. Fakat bildiğimiz kadarıyla bu sağ tarafın en uç kesiminden. Yani çok aşırı muhafazakar bir grup bilindiği kadarıyla. Ve niyetleri de kız öğrencilerin okula gitmesine işte engel olacak korku ortamını yaratmak. Bildiğimiz bilgiler bundan ibaret şu an. Onun dışında bir bilgi yayılmadı.